Evet, 1 Kasım'a doğru yayınımızla devam ediyoruz. Konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Tezcan. Hoş bulduk Ece Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. En son gelişmeden başlayalım dilerseniz. Sayın Kılıçdaroğlu MHP lideri ve HDP eş başkanıyla randevu talebinde bulunmuştu. Bu talebe HDP'den olumlu yanıt geldi ancak Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun randevu talebini zamanlamanın uygun olmadığı gerekçesiyle reddetti. Ne dersiniz? Evet, yani tabii arzu ettiğimiz bir cevap değildi. Biz başından bu yana bu melun saldırı, lanetlenecek saldırı gerçekleştikten sonra hızla bir araya gelinip bununla ilgili sağduyulu değerlendirmeler yapılmasını arzu ediyorduk. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun Ankara'daki bu hain saldırı nedeniyle şu andaki rakamlara göre 97 vatandaşımızı kaybettik ama üzülerek görüyoruz ki sayı sanki artacak gibi. İnşallah burada kalır. Onu dileyelim ve sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum bütün milletimize, hem yakınlarını kaybedenlere hem milletimize, yaralılara da acil şifa diliyorum. Şimdi böyle bir ciddi saldırı, böyle bir büyük problem karşısında bizim arzumuz siyasetin bir araya gelip sağduyu hakim kılarak ortak bir dil yakalayabilmesiydi. Mutlaka bu işin siyasi sorumluluğu var. Yani biz siyasi sorumlular bu konuda sorumluluğunun gereğini yapması gerektiğine inanıyoruz. Siyaset hesap soracaktır. Bunlar başka şeyler ama başka bir şey var. Bugün cenazelerin bir kısmı kaldırıldı, bir kısmının henüz kimlik tespiti yapılıyor. Yaralılarımız hastanede, acının çok sıcak olduğu bir dönem ve siyasetin karşılıklı diyalogla görüşerek bir yol bulması gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede Sayın Başbakan'ın davetine Genel Başkanımız icabet etti. Görüşme gerçekleşti ve bunun arkasından sizin de bildiğiniz gibi hem Sayın Bahçeli'ye hem de Sayın Demirtaş'a çağrıda bulunduk. Çağrıya verilen cevap şu çerçevede: bugün şu anda şartlar uygun değil, ileriki dönemlerde belki olabilir şeklinde bir gerekçeyle reddedilmiş görünüyor. Yani şu anda kesin bir redde değil ama ileriki dönemlerde olabilir gibi bir yaklaşım var. Bunu uygun bulmuyoruz. Tabii Sayın Bahçeli'nin ne yazık ki 7 Haziran'dan bu yana her şeye yönelik klasik reddiyeci tutumunun bir devamı var burada. Bunu anlamakta açıkçası zorlanıyoruz. Çünkü 7 Haziran'dan sonra koalisyon hükümeti kurulma sürecinde de benzer bir tutum izlemişti Milliyetçi Hareket Partisi. Özellikle Sayın Bahçeli böyle bir tutum izlemişti. Hükümet kurulmasının her şekilde ve pozisyonda karşısında olan ama başka partilere siz koalisyonu kurun diye görev yükleyen bir tutum içerisinde olmuştu. Şimdi aynı şekilde her şey olmaz diyerek siyaset yapmak mümkün değil. Her şeyi reddederek siyaset yapmak mümkün değil. Hele şu anda siyasetin ötesinde böyle büyük bir acı varken bizim arzumuz görüşebilmeyi arzu ederdik. En azından daha özel bir ortamda Sayın Bahçeli'nin, MHP'nin bu çerçevedeki yaklaşımlarını birlikte görüşebilmeyi arzu ederdik. Umudumuzu yitirmiş değiliz. Önümüzdeki günlerde en azından bu görüşmenin gerçekleşebilmesini umuyor ve bekliyoruz. Peki efendim, şunu sorayım size. Şimdi Reuters'a bilgi veren HDP sözcüsü Ayhan Bilgen diyor ki Ankara'daki canlı bomba saldırısının ardından güvenlik endişesi nedeniyle seçime kadar yapacakları mitingi iptal etmeyi değerlendiriyorlar. Bunu söylüyor. Reuters'a dayandırılan bir haber bu. CHP'nin böyle bir değerlendirmesi var mı? Örneğin yarın yapılacak Konya mitinginin iptali bunun bir işareti mi? Şimdi şöyle, biz biliyorsunuz bu hain saldırının arkasında yaptığımız ilk MYK'yı topladık ve yaptığımız ilk tespitte, açıklamada önce hükümete 3 günlük yas ilan edilsin diye bir öneri getirdik. Ve doğru bir kararla da 3 günlük yas ilan edildi. Biz o süreç içerisinde bu teklifte bulunurken parti olarak da 11, 12, 13 Ekim tarihleri için yarın
son bulacak. 3 günlük bütün propaganda faaliyetlerimizi, bütün siyasi faaliyetlerimizi durdurduk. Cenazeler daha buradayken, acı tazeyken bir propaganda sürecini uygun görmedik, doğru bulmadık. Sadece güvenlik endişesiyle değil, insani nedenlerle, sürecin hassasiyeti nedeniyle acıyı paylaşmak için en azından 3 gün propaganda faaliyetini durdurduk. 11, 12, 13 bununla ilgili örgütlerimize yazı gönderdik, genelge gönderdik. Bu çerçevede bizim şu anda zaten siyasi faaliyetlerimiz durdu. Bunun dışında mitinglerle ilgili sorduğunuz soruya gelince önümüzdeki günlerdeki mitinglerin bir kısmını iptal ettik, durdurduk bu çerçevede. Daha sonraki mitinglerle ilgili bir değerlendirme aşamasındayız. Yani bunları hangi pozisyonda nasıl yaparız, devam edelim mi miting olarak yoksa başka türlü çalışmalar mı yapalım? Tabii şu önemli, bu kararı verirken teröre teslim olmamak lazım. Mutlaka bir taraftan bu saldırının acısı yüreklerimizde. Bu çerçevede belli şekilde acıyı paylaşmak için adımlar atmamız gerekiyor. Ama öbür taraftan da hayat devam ediyor. Terörün de mantığı hayatı durdurmak, hayatı tedirgin etmek, gündelik hayatın akışını aksatmak. Bu çerçevede bir denge bulma açısından önümüzdeki günlerde bir karar alacağız. Şu anda değerlendirme aşamasında birkaç günlük arka arkaya olan mitinglerimizi bir kısmını iptal ettik, bir kısmını gezi şekline çevirdik, seçim gezisi ve ziyaretler şekline, ilçe ziyaretleri şeklinde düzenledik. Diğerlerinde değerlendirme aşamasındayız. Mutlaka seçime kadar partilerin doğal propagandaları devam edecek. Tamamen ila nihaya 1 Kasım'a kadar tamamını durdurmak mümkün değil. Ama mitingler ekseninde nasıl olacağını önümüzdeki günlerde netleştireceğiz. Peki Sayın Tezcan, şunu da sorayım. Şimdi Başbakan Ahmet Davutoğlu Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrasında iki konuda hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. CHP liderinin soruşturma ilişkin bilgileri açıklamasını eleştiriyor burada. Soruşturma dışında gündeme gelen konuları kendisinin izni olmadan kamuoyuna açıklamasında siyasi nezakete uymadığını söylüyor. Bununla ilgili nasıl bir değerlendirmeniz olur? Bir de oradaki ortak deklarasyon Sayın Kılıçdaroğlu'nun imza atmak istememesinin gerekçesi. Yani biraz o görüşmenin detayları ve tabii Sayın Davutoğlu'nun eleştirileri konusunda ne söylersiniz? Şimdi şöyle, bir kere ortak deklarasyon meselesi bazı şeylerin öncelikle çözülmesi gerekirdi. Sayın Genel Başkanımız görüşmeye gittiğinde de Sayın Başbakan'a açıkça şunu söylemiştir. Milletin oylarıyla seçilmiş ve parlamentoda belli bir sayıyı, önemli ölçüde belli bir sayıyı temsil eden siyasi partiyi yok sayarak, siyaset dışı sayarak bu süreci yönetmek mümkün değildir diye çok net bir uyarıda bulunmuştur. Yani ben CHP ile görüşeceğim, MHP ile görüşeceğim ama HDP ile görüşmeyeceğim yaklaşımını biz doğru bulmadığımızı çok açık ve net olarak söyledik ve arzu edilen uzlaşma ortamını sağlama konusunda bunun bir fayda getirmeyeceğini, tam tersine çatışma ortamını ve kutuplaşma ortamını artıracak bir risk taşıdığını biliyoruz. Bunu ifade ettik Sayın Genel Başkanımız. O görüşmede de Başbakan'a bunu söyledi. Bunu tabii ki kamuoyuyla paylaşacağız. Yani böyle bir tutumu, Sayın Başbakan bir siyasi tutum gösteriyor. Diyor ki ben şunlarla görüşeceğim, bunlarla görüşmeyeceğim. Biz görüşme kapılarını kapatmamak için görüşme talebini, daveti kabul ediyoruz. Bizce görüşmesi lazım bütün liderlerin bu süreçte. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Gidiyoruz ama tabii ki orada rezervimizi söyleyeceğiz ve söylediğimiz o rezervi de kamuoyuyla paylaşmak en doğal görevimiz. HDP'yi sürecin dışında sayarak, legal Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş, hukuken şu anda seçilmiş 80 milletvekili olan ve parlamentoda grubu bulunan bir siyasi partiyi ben bu süreçte dışarıda tutuyorum demek keyfine hiç kimse sahip değil. Öyle bir lükse de kimse sahip değil. Bir bunu Sayın Genel Başkanımız içeride söylediği gibi dışarıda da paylaştı. Şimdi siz bu mutabakatı sağlamadan iki siyasi partinin bir mutabakat deklarasyonunu yayınlamak istemeniz çok amaca hizmet eden bir şey değil. Tam tersine yeni bir kamplaşmanın kapısını açar. Sayın Genel Başkanımızın konuya yaklaşımı bu çerçevededir. Önemli olan geniş bir mutabakatı sağlayarak bunun yapılmasıdır. Nitekim başından itibaren biz bundan önce de Sayın Başbakan'ın teröre karşı çağrı yapalım, ortak açıklama yapalım dediğinde Sayın Genel Başkanımız bizim için uygundur demişti. O zaman da olumlu yanıt vermişti. Bu bir tarafı için. Bir başka tarafı özellikle içeride konuşulan
bir konuyu işte hayal kırıklığına uğradım, bazı bilgileri verdi diye bir açıklama yaptı. Bu kesinlikle doğru değil. O basın toplantısında ben de oradaydım. Sayın Genel Başkanımıza soruşturmayla ilgili bilgiler sorulduğunda, evet Sayın Başbakan bize bu konuda bilgiler verdi ama bunları paylaşmam uygun olmaz. Takdir eder, basının önünde basına verdiği cevap aynen budur. Arşivlerde kayıtlı. Takdir edersiniz ki soruşturmanın bir gizliliği vardır. Bunu paylaşmamız uygun olmaz dedi. Sadece orada tek bir şeyi söyledi. İki saldırgan olduğu düşünülüyor, iki erkek saldırgan olduğu düşünülüyor dedi. Bu da zaten kamuoyunda bilinen iki ayrı patlama vardı ve bu bilgiler zaten kamuoyuna paylaşılmış, alenileşmiş bilgilerdi. Bunun dışında Sayın Genel Başkanımızın herhangi bir şekilde paylaşmadığı bilgi yok. Gelelim işin bir diğer tarafına, içerideki görüşmelerle ilgili. Canım şimdi bir medya kuruluşuna, bir medya mensubu arkadaşımıza bir saldırı olmuş. Bir başka medya sahibine arkadaşımıza bir saldırı olmuş. Türkiye'de bu tip saldırılar bir taraftan sürüyor. Bir taraftan da 100 kişiye yakın vatandaşımızın öldürüldüğü bir kanlı saldırı var. Şimdi bu tablo içerisinde bu görüşmeler birbirinden bağımsız görüşmeler değil ki. Bunların tamamı Türkiye'nin içinde bulunduğu çatışma ortamının farklı tezahürlerde ve farklı tonlarda yansıması, ortaya çıkması. Bunun paylaşılmasından daha doğal bir şey yok. Burada rahatsız olacak bir husus da yok. Evet. Sayın Başbakan'ın içeride gizli kalması gereken hiçbir şey dışarıda paylaşılmamıştır. Peki Sayın Tezcan şunu sorayım. Şimdi daha evvel İçişleri Bakanı'nın da benzer bir açıklaması olmuştu. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş bu Ankara'da yaşanan bombalı saldırıyla ilgili herhangi bir güvenlik zafiyeti bulunmadığını söyledi. Orada güvenlik önlemi alınmaması zafiyet değildir dedi. Nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamayı? Yani ben şunu merak ediyorum. Bu hükümetin ya da Sayın Başbakan'ın veya İçişleri Bakanı'nın veya Adalet Bakanı'nın penceresinden baktığınız zaman kaç kişi ölürse güvenlik zafiyeti varsayılacak? Başka bir deyişle soruyu başka türlü soralım. Güvenlik zafiyeti olduğunu gösterecek ölü sayısı kaçtır? Böyle bir şeyi anlamak mümkün mü? Yani yüz binlerce insanın mitinge katılacağı biliniyor. Orada Ankara Garı'nın önünde toplanma alanlarından birisi, miting alanı değilmiş de, miting alanına girerken arama yapılıyormuş. Orası toplanma alanı, bir de ikrar ediyorlar. Merdi Kıpti şecaat arz ederken Sirkat'ın söylenmiş diye bir söz var. Orada daha önceki toplantıları biz biliyoruz. Bütün o alanda polislerin yoğun biçimde önlem aldığını da biliyoruz. Şimdi polislerin özellikle çekilmiş olması ayrı bir tereddüt meselesi. Niye çekildi, ne oldu? Bu ayrıca bir soruşturulacak. Ancak hiçbir şeye gerek yok. Arkasını aramaya gerek yok. Şu anda 97 kişi ölmüş, 100'ün üzerinde yaralı var. Ve ölü sayısının artacağından korkuyoruz, endişe ediyoruz hepimiz. Yani şimdi İçişleri Bakanı diyor ki zafiyet yok. Başbakan da diyor zafiyet olup olmadığını araştırıyoruz. İçişleri Bakanı bakacakmış, soruşturmayı yürütecekmiş, soruşturmanın sonucuna göre istifa edip etmeyeceğine karar verecekmiş. Hayır efendim. 97 kişinin öldüğü bir yerde bugüne kadar önlem almamış olan İçişleri Bakanı bu soruşturmanın başında duramaz. Dünyanın bütün çağdaş demokratik ülkelerinde, aklı başında ülkelerde demokratik olmasına da gerek yok. Bütün vicdanlı hükümetlerde ve iktidarlarda böyle bir yerde siyasi sorumlu ilk önce istifa eder. Bu işin siyasi sorumlusu yok mu? Yani şimdi kalkacaksınız, güvenlik zafiyeti yok. Biraz önce söylediler, istihbarat zafiyeti de yok. Yani güvenlik zafiyeti olmayacak. İstihbarat zafiyeti olmayacak, 97 kişi ölecek. O zaman kasıt mı var? İnsana sorarlar. Yani bir iktidar var ülkede, hükümet var. 100 kişiye yakın insan ölüyor, 100 kişiden fazla insan yaralanıyor ve hükümet çıkıp diyor ki bu işin siyasi sorumluluğu yok. Bu işin güvenlik zafiyeti yok, bu işin istihbarat zafiyeti yok. O zaman şunu sorarız, o zaman kasti mi yaptınız? Tabii böyle bir şey düşünmüyoruz. Yani kasti yaptınız, arkasında varsınız demiyorum ama bunu söyleyene bu sorulur. Böyle bir şey olur mu? Onun için derhal İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nın istifa etmesi gerekir. Bu bir. İkincisi, bir şeyi anlamak mümkün değil. Reyhanlı, onlarca vatandaşımız öldü, 50'nin üzerinde vatandaşımız katledildi. Cilve gözü açığa çıkmadı. Yani tarihimizde Maraş katliamından tutun, Maraş, Sivas, Gazi olayları, Reyhanlı, Cilve gözü, bütün bunların arka planı ortaya çıkmadı. Diyarbakır bombacısının annesi gidiyor diyor ki polise, benim çocuğum IŞİD'ci.
Bu çocuk aman diyor terör örgütü üyesi. Bunu diyor dikkate gözaltına alın. Polis otel odasında gidiyor soruyor. Askerlik için sordum diyor. Ondan sonra ertesi gün bomba atıyor. Suruç bombacısının ailesi polise gidiyor. Suruç'taki canlı bombanın çocuğumuz terör örgütü üyesi, IŞİD terör örgütü üyesi diyor. Geldi şimdi diyor şeye bölgeye geldi. Yakalayın bunu diyor. Polis diyor ki biz alamayız bunu. Çünkü bir suç yok. Niye? Bakın bu işin arkasında işte temel siyasi sorumluluk şudur. Siz IŞİD'i ciddi biçimde devletin terör örgütü listesinde samimi olarak görmez iseniz böyle bir tabloyla karşılaşırsınız. Ne demişti başbakan? IŞİD'le ilgili açıklamasını hatırlayın. Öfkeli gençlerin hareketi demişti. Siz bir böyle kanlı eli kanlı bir örgütü öfkeli gençler hareketi deyip arkasından istediğiniz kadar ondan sonra terör örgütü deyin. Olacak tablo budur. Bakın Diyarbakır'daki çay ocağını emniyet de biliyor, polis de biliyor, devletin bütün birimleri biliyor. IŞİD'in hücreleri olduğu yerlerin tamamını devletin bütün istihbarat birimleri biliyor ama bununla ilgili önlem alma konusunda hiçbir önlem alınmamış. Gelip orada yüzlerce insanımız katlediliyor. Ondan sonra istihbarat zafiyeti yokmuş, güvenlik zafiyeti yokmuş. O zaman kasıt mı var diye sorma, hakkı doğar insanların. Peki. Şimdi tabii IŞİD, siz de söylediniz işte Adıyaman'daki çay ocağından Diyarbakır'daki bütün bu meseleleri koydunuz ortaya. IŞİD değerlendirmesi üzerinde ağırlıklı olarak duruluyor zaten. Ama ben CHP'nin değerlendirmesini son günlerde sorduğumuz birkaç soru üzerinden almak istiyorum. Nedir o sorular? Bu kanlı saldırının görünürdeki sorumluları kimler? Saldırının ardındaki örgütler, mihraklar kimler? Kimlerin işine yarıyor bu saldırı? Neden Ankara'da yapıldı? Neden cumartesi günü seçildi? Bu denli tahrip gücü yüksek bir bomba, yüzlerce cana mal olan bir misket bombası kullanıldı. Ve tabii bu eylem seçim ayarlı bir eylem midir? Tüm bu sorulara günler nelerdir konuştuğumuz sorulara CHP'nin değerlendirmeleri, yanıtları nelerdir efendim? Bir kere bu saldırının, bu terör eyleminin, bu saldırının çok açık bir şekilde Türkiye'de bir sivil çatışmayı hedeflediği çok açık. Yani toplumsal çatışmayı, halkımızın birbiriyle çatışmasını ve birbirini boğazlamasını tahrik etmeye dönük bir saldırı olduğu çok açık. Bu işin arkasında bunu planlayanlar öncelikle böyle bir toplumsal çatışmayı planlıyorlar. Görülen tablo o. Onun için her zamankinden fazla sağduyuya ihtiyaç var. Her zamankinden fazla bir araya gelmeye ihtiyaç var. Farklı farklı düşünüyor olsak bile bu çatışmayı tahrik edecek dilden ısrarla ve özellikle kaçınmamız gerekiyor. Vatandaşın, halkın birbiriyle çatıştığı bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Bu çok tehlikeli bir süreçtir. Siyasetin bir kere bunu önlemek gibi bir sorumluluğu var. Bu işin bir tarafı. İşin bir başka tarafı, Türkiye'yi bugün bu noktaya getiren, ne yazık ki Türkiye'de bu zamana kadar uygulanan dış politika hatasıdır. Çok ciddi bir sapma vardır Türk dış politikasında. Kuruluşundan bu yana Orta Doğu'yla ve dünyayla ilişkilerini çok sağlıklı bir zemine oturtmuş, özellikle yurtta barış, dünyada barış ekseni üzerinde oturtulmuş dış politika terk edildi. Bunun yerine hazır ol cenge, sulhu salah istiyorsan diye Orta Doğu çatışmasının bütün merkezine Türkiye'yi koyan bir dış politika anlayışı yerleştirildi. Biz koalisyon görüşmeleri sırasında da daha önce de ısrarla ilk söylediğimiz şey, 180 derece bu dış politikanın değişmesi gerekir diyorduk. Söylediğimiz şey de şuydu. Orta Doğu'daki bu mezhep ve etnik çatışmaları alırsınız, Türkiye'nin içine ithal edersiniz. Bu terör ithalidir. Dünyada bazı ülkeler terör ihraç edebilirler, ederler. Onların politikaları buna uygundur. Ama akıllı ülkeler terör ithal etmeyecek önlemler alırlar. Türkiye terör ithaline çok müsait bir pozisyondaydı. O yüzden ısrarla Suriye ve Orta Doğu krizinde biz bu tabloya, işte oradaki güçlerin birinin ya da birkaçının yanında durarak oranın etkili bir aktörü olma hevesinin Türkiye'ye çatışma ve terörü ithal edecek çok büyük bir risk alanı olduğunu söylemiştik. Bugün ne yazık ki
ne yazık ki söylediklerimizin haklı olmasının ızdırabını çekiyoruz, acısını yaşıyoruz. Bugün yapılması gereken tablo şudur. Bunun arkasında mutlaka birçok şey olabilir. Yani bir kere siz o bataklığa girdiğiniz zaman arkada hangi istihbarat örgütünün, hangi gücün olduğunu kestiremezsiniz. Hepsi bir araya gelebilir. Hepsi, şimdi isimlendirmek tabii çok uygun olmaz. Bu çok önemli bir pozisyondur. Türkiye'nin dış politikasıyla birlikte ele alınması gereken şeydir. Ama siz kendi pozisyonunuzu sağlam oturtmazsanız, oluşturmazsanız sizinle herkes oynar. Ne yazık ki Türkiye şu anda bir şamar oğlanı pozisyonundadır. Yani gelinen nokta budur. Buna karşı hızlı bir şekilde terörün bu amacını boşa çıkarmanın birinci adımı bir kere sıcak önlem, ilk alınacak sıcak önlem, terörün hedefi olan toplumsal çatışmayı tahrik etme fırsatının önünü kapatmamız lazım. O yüzden uzlaşmacı ve bir araya gelen bir dil gerekiyor. İki, bunun arkasındaki siyaseti derhal terk etmemiz lazım. Siyasi sorumluların bir kere sorumluluklarının gereğini yapıp istifa etmeleri gerekiyor. Bu bir, soruşturmanın doğru yürümesi için. Biraz önce AKP sözcüsü bir açıklama yaptı. Burada diyor ki işte tek ses olmamız gerekir diyor. Doğru. Ama tek ses olmanın yolu hükümetin sorumlu davranmasından geçiyor. Tek ses olabilmek için şu ana kadar bir kere bunun siyasi sorumlusu olanlar asgari bunu üstlenip bir istifa edecekler. Kenara çekilecekler, soruşturma başka iradeler, başka bakanların kontrolünde yürümesi lazım. İkinci atılması gereken önemli adım bu. Üçüncüsü de Türkiye hızlı bir şekilde bu dış politika anlayışını terk etmek zorunda. Bu dış politika sürekli sivrisinek üreten bir bataklıktır. Bu bataklığı kurutmadığımız sürece biz ne yazık ki bu sıkıntılarla yüz yüze kalma riski ne açık bir ülke halindeyiz demektir. Peki son olarak şunu sorayım, bu seçim ayarlı bir eylem mi sorusunu belki işte az önce Ömer Çelik'in AK Parti sözcüsünün yaptığı vurgu, amaç 1 Kasım seçim sonuçlarını etkilemek ve iç siyaseti dizayn etmek, amaçlardan biri de bu dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Tezcan? Yani şimdi mutlaka siyasi hesapları vardır. Bu kadar iddialı konuşuyorsa AKP sözcüsü yetkili, bununla ilgili devlet elindeki bilgileri de kamuoyuyla paylaşması lazım. Hangi amaca, hangi yapı, arkasındaki kaynak, odak ne ve hangi siyasi sonucu almak için bunu yapıyor? Bunu da açıklamalarında fayda var. Bilgiler devletin elinde, bilgiler bizde değil. Hükümetin elinde bilgiler bu çerçevede. Ama şunu tabii bir her makul insan şunu görür. Seçime 20 gün kala böylesi ciddi bir eylemin şu veya bu şekilde seçim ya da demokrasi Türkiye'nin siyasi pozisyonunu sarsmaya dönük, hem toplumsal pozisyonunu hem siyasi pozisyonunu sarsmaya dönük bir eylem olduğu açık. Akıl bunu gösteriyor. Sayın Genel Başkanımız basın toplantısında bir şeye dikkat çekti. Bakın, onun üzerinde yeterince durulmadı. Başbakanla konuşmasında Sayın Davutoğlu'na söylediği bir şeyi basın toplantısında da açıkladı Sayın Genel Başkanımız. Dedi ki, siyaset bu sürece çözüm üretmek zorundadır. Eğer siyaset çözüm üretmede başarısız kalırsa siyaset dışı aktörler Türkiye'de kendilerine rol biçmeye başlarlar ve bu Türk demokrasisi açısından çok ciddi bir sıkıntıdır dedi. Onun için burada her türlü plan olabilir. Siyaset dışı aktörlerin planları olabilir, başka şeyler olabilir ama bunların tamamını ortaya çıkarmanın yolu bir, teşhir etmek. Hangi aktörler bu işin içerisindeyse bunu derhal açığa çıkarıp arka planında kaynak şu siyasi yapı, bu siyasi yapı diye bakmadan kaynak neresiyse derhal teşhir etmek. Bunu bir siyasi beklentinin parçası olarak yürütmemek soruşturmayı, tam tersine Türkiye'nin faili meçhuller anlayışıyla yüzleşme süreci olarak görmek ve bunu net olarak ortaya koymak gerekiyor. Bu çerçevede de tabii ki seçim öncesinde yapılanın şu veya her terör eyleminde olduğu gibi hedeflerden bir tanesi toplumsal kargaşayı oluşturup seçime nasıl etki eder, ne eder onu bilemeyiz ama bu planlar olabilir arkasında. Bülent Tezcan, çok teşekkür ediyorum efendim sorularımızı yanıtladığınız için, yayınımıza katıldığınız için. Kısa bir reklam arası.